Merhaba Toplum 24 Televizyonu'nun değerli izleyenleri. Mehmet Can Bolat ile Kum Saati programına bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bugünkü programımızda çok farklı bir konuyu işleyeceğiz. Çok özel bir konuğum ve konuklarım var. Ve bugün özellikle farklı bir zaman yolculuğu içinde olacağız diyebilirim. Şöyle bir kısa bir giriş yapayım isterseniz. Bir düşünce trafiği olmuş olsun, düşünce yolculuğu olmuş olsun. Hemen hepimiz bazen geceleri açık alanlarda gökyüzüne baktığımız, daldığımız ve düşünceleri unutup zaman zaman da duygularımızla birlikte haşır neşir olduğumuz anlar, zamanlar, günler, geceler olmuştur. Bu hayatın akışı içerisinde de gökyüzüne geceleri baktığımızda gördüğümüz sayılı yıldızlardan bazıları da zaman zaman aklımıza takılır ve o sizi bir yaşam boyu da izler gider. Kimi yıldızlar ise silinir bir şekilde, aklınızda bile olmaz, şekli şemali bile gözünüzün önüne gelmez ve hatta neredeydi, nedir, ne değildir diye belli sorulara zaman ayırmaya veya cevap aramaya, yanıt aramaya bile gerek duymayabilirsiniz. Aklımızda kalır bey kimileri ise acaba nerede, ne yapıyor, ne diyor, nelerle meşgul, belki de hayatta mı o kişi diye kendinize de sorduğunuz olabilir ve böyle anlarla da yoğunlaşıp gidebilirsiniz. İşte zaman zaman benim de ve benim gibi mutlaka izleyenlerin de belleğini zorlayacak yokluğunu hissettiği yıldızlardan birisi de klasik deyişin tersine de gökte ararken yerde bulduğumuz birisi. Aslında yerde derken de yanı başımda bulduğumuz birisi. Türk sinemasının sözün özü, Türk sineması gerçek anlamıyla olduğu dönemlerde olmazsa olmaz yıldızlarından birisi olan ve özellikle de bazı karakter rolleri ve karakter filmleriyle belleğime kazınmış olan o isim Gülsüm Kamu. Kendisi şu anda Frankfurt Toplum 24 Televizyonu stüdyosunu onurlandırdı ve birlikte bir söyleşi yapmaya karar verdik. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Demin de sözün başına da belirttiğim gibi sizin gibi yıldızları gökte ararken çocukluğumuzda, gençliğimizde bir anda yerde bulduk, yanı başımızda bulduk. Nasıl diyeyim bilmiyorum ama yel mi attı, sel mi attı, bu tesadüf nasıl kaynaklandı? Biraz onunla girelim. Neden buralardasınız? Ben 5 sene önce bir izdivaç yaptım ve eşim 50 senedir Almanya'da. İşte bir tesadüf oldu. Bu yaştan sonra bir evlilik yapıp buraya yerleşmeye karar verdim. Yani Türkiye'den bakıldığında veya batıdaki Türk toplumunda ithal gelin de diyebilir evet. Sizin için. Bu bir senaryo mu yoksa hayatın bir... Senaryo gibi. Senaryo gibi. Ama... Çok mutluyum, çok memnunum. Bir kere medeni bir yerde yaşıyorum. İstediklerimi yapabiliyorum. Kıymet veren bir toplum var. İşte inşallah bundan sonra da artık yaşım geçkin. Öyle değil mi? Artık daha çok sonuna kadar bu işi götüreyim diyorum. Burada tiyatro yapmaya başladım. Arkadaşlarımla ve bu tiyatroyu ilerletip inşallah oyunculuk okuluna kadar götürmeye niyetliyiz. Ona programımızın akışı içerisinde evet. Bu tiyatro bölümüne girmek evet. istiyorum ama ben sizi daha doğrusu kendimi biraz daha çocukluğa götürmek, gençliğe götürmek istiyorum. O yıllarda çocukluğumuzun, gençliğimizin en dinamik, en hareketli, en yoğun olduğu dönemlerde
hep bizim Anadolu'da, ben Tarsusluyum, o Anadolu'da çok sinema filmleri izledim. Tabii. Yerli yabancı filmleri. Tabii. O böyle hafif rutubetli kumaş kokan, kadife kokan sinema salonları geliyor gözümün önüne. Aynı şekilde bölge çok sıcak olduğu için yazlık sinemalarda gazoz kokuları, nasıl söyleyeyim, ayçiçeği, kaynamış mısır gibi bir takım şeyler geliyor bir anda gözüme. Sinemayla ne ilgisi var ama çocukluğumuzdan kalan öyle şeyler bunlar. Çok güzeldi. Bir de o beyaz perdeler vardı. Böyle üzerinde çizgiler olurdu. Kimi yeni eklenmiş, yamanmıştı. Tabii. Yazlık sinemalar ise böyle kötü bir beyaz badanalı bir perdeler vardı. Hep onlar tabii geliyor gözüme. Çok güzeldi. O perdelerde belki bir saat, bir buçuk saat süren o filmlerde çocukluğumuzu, aşklarımızı, düşlerimizi, heyecanlarımızı, yaşadığımız acıları, ailemizi, komşumuzu, mahallemizi, kaybettiklerimizi, beklentilerimizi hep sizin o filmlerde görürdük. Şöyle bir baktığımda o düş kırıklıklarımızı anlatan, heyecanlarımızı, mutlu sonlarımızı, belki de hayal ettiğimiz mutlu sonları bizim gözlerimize, yüreğimize yansıtan isimlerden birisiniz o filmlerde. O günkü ruh halimizi de dikkate alarak biraz uzattım ama heyecanıma da bağışlayın siz bunu. Yanılmıyorsam yüzlerce filmde Türkiye'de rol aldınız ve içimizdeki, dışımızdaki hayatımıza genel anlamıyla da bir ışık oldunuz ve yön verdiniz. Gelin isterseniz şöyle bir 40-50 yıl öncesine uzanalım. O yıllarda geçirdiğiniz sinema eksenli yaşamınızda bana bir 5 dakika içerisinde kısa metrajlı bir film çıkartın desem, nasıl, hangi kareleri seçersiniz? Şimdi şöyle anlatayım. 1963 yılında ben meslek hayatına tiyatroyla başladım. İstanbul'da. İstanbul Kenter Tiyatrosu. Hı hı. Yani benim esas şeyim tiyatroculuk. Ondan sonra o zamanlar baya böyle yeni isimleri alma şeyleri vardı firmaların. Hürrem Erman vardı. Hı hı. Erman Film. Evet. İlk şeyim, filmim onlandır. Sadri Alışık, Kenan Pars, İzzet Günay ve ben. Filmin adı? Afilli Delikanlılar. Afilli Delikanlılar. Evet. Güzel. İlk öyle başladım. Ondan sonra bir müddet gitti. Ama tabii gönlüm hep tiyatroda oldu. Hı hı. Birçok tiyatroda oynadım. Ve öyle filmle milimle seneler geçti. Ondan sonra bir ara verdim ben. Hı hı. Ve bir sahneye çıkma dönemim oldu. Hı hı. Türk sinemasının, Yeşilçam'ın krizi dönemleri olsa gerek. Evet, o zamanlar bir sahneye çıktım. Bir 10 sene kadar bir sahne hayatım oldu. Ondan sonra ara verdim sanat hayatına. Ama gönlüm hep ondaydı. 76 senesinde tekrar Kenterler'de oynadım. Hı hı. Ben filmi... Açık kalan kareler olduğu hissiyatı doğdu bende. Biraz geriye sarmak istiyorum. 60'lı yıllarda girdiğiniz bu sinema, Yeşilçam dünyası içerisinde unutulmaz şahsiyetlerle birlikte kamera önündeydiniz. Tabii. Kimler vardı? Sadri Alışık dediniz, İzzet Günay, Kenan Pars. Evet. Yılmaz evet. Güney de vardı yanılmıyorsam. Tabii Yılmaz'la çok filmlerim var. Örneğin? Krallar Kralı. Vallahi şu anda tam aklımda değil ama epeyi var. Bir rolünüzü hatırlıyor musunuz? Bir diyaloğunuzu. Diyaloğumu değil de şöyle bir şey hatırlıyorum. Yıl? Yıl 60'lı yıllar. Hı hı. Herhalde 67 olabilir. 67. Yılmaz Güney'in henüz sosyal ve toplumsal içerikli filmlere girmeden önce önceki biraz Türk erkek, kabadayı ve kahraman aynen rolleri. Aynen. Bir anım var. Onu hatırlıyorum. Film çekmeye gitmiştik bir köyde. Tabii o zamanlar
şirketler öyle zengin falan değildi. Hı hı. Otele bile para veremiyorduk. Yani bizim naçizane stüdyomuz gibi diyelim. Estağfurullah. Ve bir tarlada yattığımızı hatırlıyorum gece. Hmm. Battaniyeleri serip ağaç altında tarlada yattığımızı hatırlıyorum. Yani öyle dönemler geçirdik ama o zaman öyle bir yakınlık vardı ki biz aile gibiydik. Yani bir sanat setler, aşkı vardı. Evet. Kimse bakmazdı. Yani para, pul, para diye bir şey yoktu zaten. Hmm. Yani kazandığın da bir şey değildi o zamanlar. Ama çok çok güzeldi. Yani anlatılır gibi diye o devirleri yaşadığım için çok mutluyum. Hmm. Yani bir minibüse binerdik. Işıkçısı, rejisörü, oyuncuları. Özel uçak yoktu. Yok canım, nerede? O şimdilerde öyle. Yani biz her şeye peki diyen bir nesildik. Hmm. Ama çok mutluyum. Çok çok güzel günlerim geçti. Çok iyi arkadaşlarım vardı. Çok tatlı gruplarla çalıştım. Hı hı. Onun için ne mutlu bana. Bir Cüneyt Arkın aşaması da var yaşamınızda. Evet. Cüneyt'le de oynadım. Bir 2-3 filmim var Cüneyt'le. Hı hı. Çok çok şekerdir. Çok severim. Akıllarda kalan da bir sahne var. Zaman zaman güldüren. Yanılmıyorsam Cüneyt Arkın'ı piyano başında... Evet. Çileden çıkartan bir andı evet, bu. Evet. Bu kadar gaddar mısınız hayatınızda? Değilim. Keşke olsam. Yani sanatçı bazen sahnede veya kamera önünde genellikle kendi içindeki gizli çocuğu yansıtır diye bir yaklaşım var. O açıdan sordum. Vallahi zannetmiyorum. Ben öyle bir insan değilim. Hı hı. Peki film gereği de olsa sebep neydi? Biraz hatırlıyor musunuz o sahneyi? Vallahi galiba elde etme çabası. Kadının erkeği. Evet. Hmm. Öyle bir sahneydi. Ama gencin de gönlü bir başkasında olsa gerek. Aynen öyle. Yani kötü kadın rolünde biraz. Gibi. Rolündeydi. Evet, evet. Evet. Yani güzel filmler çektik. Bahi Özle, Öztürk Serengil. Hmm. Neriman Köksal. Evet. Yani bambaşka insanlardı. Evet, onlar da Türk sinemasının, Yeşilçam'ın bambaşka insanlardı. En büyük, yani en fedakar emekçilerdi. Şey vardı o zaman oyuncularda, mütevazilik vardı. Hmm. Yani hiç kimse ben demiyordu. Hmm. Herkes aynı seviyedeydi. Biz kültürü yaygındı. Evet. Sanıyorum şu anda da Türkiye'nin en büyük sorunu biz kültürünün olmayışı, körelmiş olması. Maalesef. Dilerim geçmişe bakarak da bu konuda örnek alalım. 4,5 dakikalık bir kısa metrajlı film dedim ama henüz 4,5 dakikada olmadı. Mutlaka onu ileride tamamlayalım istiyorum. İnşallah. Ve bugünlerde de aslında bugünler derken de son bir yıldır da Almanya yine sanat çalışmalarınıza her şeyi bırakmışken evet, tekrar girdiniz. Evet. Herhalde durmuyor. İçinizde bir kurt var. Var. O sanat kurtu sürekli var, sizi dürtüyor. Var. Neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Kemal Bey'le tanıştık. Kemal Bey'le geleceğiz birazdan. Kemal Bey'le tanışınca işte o beni ittirdi. Ben onu ittirdim. Birkaç arkadaşlarla biraz ders vererek, birkaç kişi yetiştirerek bir tiyatro kurmaya karar verdik. Hı hı. Ve başarılı olduğumuzu zannediyorum. Hı hı. Tabii çok başındayız daha. Ama çok projelerimiz var ve bu işi yürüteceğiz. Bir Türk-Alman tiyatro. Dostluk tiyatrosu. İnşallah güzel şeyler yapacağız ve en mühimi kaliteli bir iş yapmayı düşünüyoruz.
40-50 yıl öncesinden başlayan bir sanat yaşamınızda bugün hala Türk sinema ve tiyatro sanatında bir Gülsüm Kamu ismi yaşıyorsa, varsa herhalde bundan sonra atacağınız projelerde, adımlarda da İnşallah o ciddiyeti görmek mümkün diyoruz. İnşallah. Evet, evet değerli Toplum 24 televizyonu izleyicileri, artık Türk sinemasına, Türk tiyatro sanatına önemli izler bırakmış Gülsüm Kamu'yla sohbetimizi biraz sürdüreceğiz. Ama stüdyomuzda bir başka konuğumuz daha var. Hemen onu sakın izleyenler onu ihmal ettiğimizi düşünmesin. Bilerek biraz ikinci plana koyduk. Bir senaryo gereği çünkü. O hayat da bir tiyatro gibi baktığınızda. Aslında şimdiki konuğum ise inanılmaz bir tiyatro sevdalısı. Yaşam merkezi olarak Almanya'yı tercih etmiş bir isim. Ve kendisi şu sıralar az önce Gülsüm Hanım da ifade ettiği gibi birlikte ortak bir sanat projesine imza atıyor. Evet görüyoruz. Kemal Dinçer hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Uzun yıllardır biz sizinle çok farklı etkinliklerde, toplantılarda vesilelerle karşılaşıyoruz. Ama hiç tiyatro sanatı diye bir şey gündeme gelmedi. Halk oyunları vesilesiyle bir uğraşı içinde olduğunuzu biliyordum ama sahnede gördüğüm Kemal Dinçer ile normal yaşamda gördüğüm Kemal Dinçer arasında dünyalar kadar bir fark var. İki kişilik mi taşıyorsunuz? Çok teşekkür ederim öncelikle. Vallahi yani tiyatroya gönülden ruhuyla bağlanmış bir insan. Sanırım burada diğer tiyatrocu arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum ama böyle yarı şizofrenik bir halimiz var bizim. Figürden figüre girme merakı her zaman dik durmak zorunda, olmak zorunda. Sanatı icra edenler değil, sanatı yaşayanlar zaten uç insanlar gibi geliyor bana. Bir başka gezegenin insanları gibi geliyor bana. Sizde de onu hissettim o gün oyun izlerken. Teşekkür ederim ama bizim Alman hocalarımız her zaman şeyi derdi, birane sanatçısı olma sakın derlerdi. Hı hı. Yani belli maddelerle o iç devinimlerimizi dışa vurma yolunu kesinlikle izlemeyin. Sanatla uğraşan kişi sağlığına önem vermek zorunda. Hı hı. Ve bol bol okumak zorunda gibi bir şeyden de geçtik, bir eğitim serüveninden de geçtik. Evet. Lakin ben deyim yerindeyse tahta bavul çocuğuyum. Yani ben 40 senedir Almanya'dayım. 7 yaşında geldim buraya. Çok güzel. Annem babam buraya göç eden ilk Türk işçilerinden, misafir işçi derlerdi. İşçi aile çocuğusunuz evet, sonuçta. İşçi aile çocuğuyum. Demiryolu işçileriydi. O yüzden biz de demiryollarının lojmanlarında büyüdük Alman çocuklarla birlikte. Tabii ben Almanya'ya geldiğimde 4 ile 7 yaş arası biraz emekli öğretmen olan İbrahim Dinçer amcamın sayesinde ilkokul 1. sınıfı güle oynaya okudum. Yani ben Almanya'ya geldiğimde Türkçem vardı, okuma yazmayı biliyordum. Ve çocukluğumun çok böyle bir dönüm noktasıydı. Bir kültür şoku, yani betonlar arası. Anadolu'dan geliyorsunuz, büyük kentten olmasa evet, gerek. Evet, evet. Anadolu'dan geliyorum, Sivas'tan geliyorum. Evet. derken tabii şey yok, o eski toplumsal ortam olmadığı için siz de iyi bilirsiniz, o dönem şey vardı, bu Rax kasetleri vardı, bu VHS kasetleri vardı. Biz cuma günleri 10-15, bazen hiç abartmıyorum 20 tane kiralardık ve pazar akşamına kadar oturup 4-5 aile bir araya gelerek onları izlerdik. Ama biz çocuklar daha çok hiç abartmıyorum, bunu bir gönül borcu olarak bilirim ben değerli hocamdan. Biz biraz da Yeşilçam Türkçesi sayesinde kendi Türkçemizi dik tutmaya çalıştık. O yüzden taklit de ederdik çoğu Yeşilçam oyuncularına. Yani zaten sanat, tiyatro aşkı da genellikle taklitle başlıyor baktığınız tabii, zaman. Tabii. Yani şey, şevki olmak zorunda. İnsan ve doğa arasındaki ilişki ve iletişim biçimi nedir? Gözlemlemek,
Yani bunu bir tiyatro için, hadi ben de sanatçı olayım da şu toplumu gözlemleyeyim derseniz olmaz bu iş. Yani hakikaten gönülden toplumun saatini, gidişatını iyi takip eden bir ruh haline sahip olmanız gerekiyor. Sevmeniz gerekiyor tabii. Sevdiğiniz için de zaten yaklaşık 3 hafta önce izlediğimiz oyundaki performanstı gördüğüm kadarıyla. Tekrar ben size döneyim isterseniz. Neden böylesi bir yabancı oyunu tercih ettiniz, yönettiniz ve oynadınız? Neden tercih ettiğimizi söyleyeyim. Biraz insanların daha, yani nasıl diyeyim, daha ağır oyunlara alışmasını istedim. Hı hı. Çünkü umumiyetle halkımız böyle hafif oyunlar seyrediyor. Hazır yemek gibi çok çabuk tüketiliyor. Tiyatrocular da onu tercih ediyorlar. Böyle oyunları. Biraz farklılık olsun istedik. Başlangıç için doğru bir tercih miydi? Ve aynı zamanda biraz da Almanların da gelmesini istiyoruz. Hı hı. Çünkü Almanya'da benim gözlemlediğim kadarıyla Almanlar sanata çok düşkün. Hı hı. Yani onları da alıştırmak istiyoruz. Yani mesela arada bir Almanca oyun da yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Yalnız Türkçe değil. Yani bizim çizgimiz biraz daha farklı. Hı hı. Diyorsunuz. Şimdi Türk tiyatro sanatı deyince aslında Türkiye'de her gün her saat yeni bir eser ortaya çıkıyor. Yaşamın o giriftarlığı içerisinde, aynen, yaşanan zorlukları dikkate aldığınızda. Aynen. Bırakın mevcut yaşanmış sahne çalışmalarını, tiyatro eserlerini alıp günlük yaşamı şöyle bir 2-3 kişi kafa kafaya verseniz esere dökmeden monologlarla bile sahneye çok çabuk taşınabiliyor. Çünkü yaşamın içinden tabii gelen şeyler. Tabii. Aslında bu gibi şeyleri tercih etmek neden sizce bir kolaycılık? Toplumsal ve sosyal konuları insanımızın içinden biraz geçtiği. Biraz dünya tarihi, dünya tiyatrosundan da bir şeyler görsün insanlarımız. Türk insanı yeterince kendi tiyatrosunu tanıyor mu diyorsunuz? Yani o da tanıyor ayrı ama nasıl tanıyor? Bir yere kadar. Hı hı. Bir yerden sonra tanımıyor. Evet. Bir yerden sonra tanımıyor. İşte onları tanıtmayı istiyoruz. Yani zor olandan giriyorsunuz. Biraz hedefe zorla erişmeyi, evet, düşünüyor gibisiniz. Yani arada tabii ki daha hafif oyunlar oynayacağız, daha şeyler oynayacağız ama biraz da klasikleri oynamak, bilmiyorum, onun zevki bambaşka. Evet. Kemal Bey, böyle bir oyun gündeme geldiğinde ekip arkadaşlarınızda nasıl bir düşünce trafiği içinde oldunuz? Oyun, daha doğrusu bu bölümde onu da işleyebilirsiniz. Neyi anlatıyor? Bir oyundan söz ediyoruz. Tartışıyoruz. Doğru mu, yanlış mı? Doğru bir karar mı, yanlış mı diyoruz ama oyun neyi anlatıyor? Şimdi başta ilk çıkışımız şu oldu. Biz şöyle dedik. Zaten bir ağır dönemden geçiyoruz. İnsanlar artık gülmek istiyor. İnsanları her şeyden önce ne yapıp yapıp bir araya getirmek zorundayız. Sayın hocamın da benim de çok meyilli olduğumuz taraf Türk Bulvar Tiyatrosu'nda karar verdik. Yani kişilerin değil olayların komik olduğu, hafif bir takım sosyal kritik şeyleri içinde barındıran, hı-hı, ama marjinal ve keskin olmayan ve kimseyi üzmeyen ve her şeyden önemlisi izleyiciyi bir araya getirebilecek düzeyde bir iklime ihtiyacın olduğunu gözlemledik. Bu yüzden Türk ve Dünya Bulvar Tiyatro yönteminde karar kıldık. Ne yapalım dedik. Hocamla uzun uzun saatlerce sabahın dördüne kadar felsefi muhabbetler, tarih derken Türk-Alman ekolünü birleştirelim dedik. Yani bu pedagojik formasyondan yola çıkarak Sam Bobrick'in Sarah'ı Evlendirmek, Getting Sarah Married diye oyununda karar kıldık. Sarah bir oyun kahramanı. Sarah bir, pardon, bu özür dilerim.
Sara bir oyun kahramanı ve asıl motor oyuncu o, figüran o. Çok kısa bir özetleyebilirsek. Lütfen. Sara hukuk eğitimini yeni bitirmiş, orta sınıfa mensup, aydın ve girişken. Aynı zamanda bir arayış içinde olan. Bir arayış içerisinde olan bir bayan ve bu bayanın tabiri caizse deli dolu bir halası var. Ve bu halası deyim yerindeyse ikinci baharını yaşama evresini geçiriyor. Ve o hala? Evet. Ve yeğenine yani Sara'ya diyor ki ben seni evlendireceğim kızım. Kafaya koydu. Kafaya koydum. Ama bir Türk şeyi var, mizacı var onu evlendir. Nakliyatçı gönderiyorum sana, sana birisini getirecek. O da bendeniz, işte beni nakliyatçı bir yerlerden asansörde işte dövüp bayıltıp damat adayı olarak evin içine zorla koyuyor. Ama histerik bir yer yer karakteristik de sezinledim oyunun ilk bölümünde. Damat adayında. Evet. Tabii. Yani tabii. Çünkü damat adayı kafaya darbeyi yemiş. Hı hı. Ve unutkanlık başlıyor. Her şeyi yavaş yavaş hatırlamaya çalışıyor. Ve o Sara Hanım'la olan diyaloglardan yavaş yavaş damla damla kim olduğunu buluyor ve sonunda bunun bir entrika olduğunu, Marta Alan'ın fikri olduğunu çözümlüyor. İzleyiciyle birlikte, yaratacağı iklimle birlikte. Ve roller değişiyor. Damat adayı bunlara bir rol oynamaya başlıyor. Ama tabii bu arada damat da kızdan hoşlanmaya başlıyor. Derken böyle bir yarı ciddi, yarı şaka formda süre giden ve mutlu sonla biten bir keyifli bir oyun. Evet. Aslında Türk sinema sanatında da mutlu son çok ön planda. Evet, bir biraz de şey andırıyor. Bir tip yani Kemal'in oynadığı biraz panik atak. Hı hı. Unutkanlık. Unutkanlık. Unutkanlık, panik atak. Her şeyden böyle tedirgin olan falan bir tip. Ama burada değişiyor tabii. Sanıyorum oyun sonrasında izleyicilerle de konuklarla da bir diyaloğunuz oldu. İzlenimleri hangi yöndeydi? Vallahi çok beğendiler. Hı hı. O yani tiyatro... biz o bakımdan mutlu ayrıldık. Hı hı. Oyunun geleceği konusunda sanıyorum yaz sezonundan sonra da bir turne planınız var. Biraz o konuda bilgi alalım sizden. Şimdi Eylül sonunda düşünüyoruz yine Frankfurt'ta. Hı hı. İkinci çünkü bir gösteri. Bizim oynadığımız tarih biraz kötü bir zamana rastladı. Bir genel prova olarak da tanımlayabiliriz belki. Evet tabii. Eylül sonunda bir oyun yapmayı düşünüyoruz Frankfurt'ta. Bazı eksikler de gidermiş olacak sanırım tabii, o saate kadar. Tabii. Ondan sonra da işte turne düşünüyoruz. Hı hı. Bakalım Allah ne gösterecek. Evet biz de buradan adımımızı attık. Biz de buradan hemen Toplum 24 televizyonu aracılığıyla Almanya'dan veya komşu Avrupa ülkelerinden bizi izleyenlere bir mesajımız, bir çağrımız, bir duyurumuz olmuş olsun. Frankfurt'ta gerçekten izlediğim ve profesyonel bir görüntü ortaya koyan bir tiyatro topluluğu var. Bu oyunda da oldukça iddialılar ve bu sohbetimizde kısmen o bölümü ayırdık. İrtibata derhal geçebilirsiniz diyoruz. Mutlaka da tavsiye ediyoruz kendi bölgenizde böyle bir oyunu sergiletmekte. Önemli bir kültür hizmeti vermiş olabilirsiniz diyoruz. Onun haricinde şimdi Eylül'den itibaren bir kurs yapmayı oyunculuk düşünüyoruz. Kursu. Oyunculuk kursu. Eylül'ün başından itibaren hem bir tiyatromuz için eleme olacak, hı hı, hem de bazı gençleri yetiştirmek istiyoruz. Hı hı. Yani böyle bir girişimimiz var. Peki bu oyunda sanıyorum 5-6 kişilik bir sahnede görünen bir kadronuz var. Evet. Geri planda da birkaç kişi onu gözetmesek. Sahnede görevli olan sizin gibi diğer arkadaşlarımızın da tiyatro ve sanat geçmişleri nedir? Yoksa sizin elinizde mi yetişiyor? Yok. Yalnız bir arkadaşımız bir pandomim, hı hı, yapıyor. Dilek Çelik Demir. Hı hı. O pandomim yapıyor. Yani uzun zamandır yapıyor bizden evvel de. Hı hı. Onun bir sahne tecrübesi var. Hı hı. Ama
geri kalan oyuncularımızın, bir de Kübra Hanım'ın biraz sahne tecrübesi var. Kübra Beygözlü. Evet. Evet. Onun haricindekiler yani... Zaman içerisinde yetiştiler. Ama önemli olan da sanıyorum bu işe bir tutkulu olmak, sevdalı olmak ve hazır tabii, olmak tabii. Önemli. Gerisi bir şekilde geliyor. Bu iş gönül işi. Evet. Gönül işi. Özgüven. Özgüven evet. Sahne önünde. O olmayınca maalesef tiyatrocu olmuyor. Olamazsınız. Ben Türkiye'de üniversite dönemimde Anadolu'da vekil öğretmen diye bir statü vardı. O yaklaşık 1,5 yılda o görevlerde bulundum. Bir ilkokulda hamilelik döneminde olan bir öğretmen yerine 4 ay görev yaptım. Tesadüfen 5. sınıfmış, bana düştü. İlkokul bitecek. Diğer öğretmen arkadaşlar da benim Türkiye'de kentte oynadığım tiyatro oyunlarını bildikleri için bu sefer bir öğretmen sıfatıyla, ya Mehmet Bey acaba bir şey yapabilir misiniz? Müsamerede, yıl sonu müsameresinde bir oyun sergileyebilir misiniz çocuklarla? Müzik var, rondlar var, eğlenceler var, danslar var ama siz de bir oyun koyar mısınız dediler. 15-20 dakikalık. Adalet Ağoğlu'nun Evcilik Oyunu diye çok sevdiğim bir oyunu vardı. Çok uzun ama onun çok özel bir bölümünü aldım. 15 dakikada çocuklarla bunu çalışıyoruz. Çok ücra bir mahalle. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Ve bizi izleyenler içerisinde önemli bir ders olacağı kanısındayım. Ve bunu ilk defa sizinle birlikte olduğum bir ortamda açıklıyorum. Çünkü beni en iyi anlayacak kişilerin de siz olduğunu düşünüyorum. Çocuklarla hiç hayatlarında tiyatro görmemiş, belki sinemaya gitmemiş, köylü çocukların olduğu ücra bir mahallenin, yoksul bir mahallenin öğrencileri. Çocuklar birdenbire benimle birlikte o oyunda, naçizane yönetmenliğimizde anladığım kadarıyla çocuklara aktarmaya çalıştım. Ve boş zamanlarında hiç kimse sınıftan çıkmıyor. Ve bu dikkati çekiyor. Hademe müdür duyuyor. Müdür bey hademe kanalıyla beni çağırıyor. Ve o dönemler ilerici ve sol tandansı TÖBDER denilen Öğretmenler Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Müdür bey çağırıyor. Mehmet kardeşim buyur otur diyor. Oturuyoruz. Diyor ki ne yapıyorsunuz boş zamanlarınızda falan filan, o çocuklar niye çıkmıyor falan derken kısa geçeyim dedi. En son dedim ya işte bir müsamere için öğretmen arkadaşlar rica etti, onu hazırlıyorum. Ne hazırlıyorsunuz? Bir oyun. Burası Dingo'nun ahırı mı dedi. Bize niye haber vermiyorsunuz? Bilmiyordum, öğretmen arkadaşlarımız müdür yardımcısı sordu, ben de yapıyorum. Dedi ki ya bırakın öyle dedi, anarşist oyunları dedi, Adalet Ağoğlu'ymuş, evcilik oyunuymuş, ortalık karışık, başımız belaya gidecek. Bırakın canım siz dersinizi verin çıkın dedi. Dondum kaldım. Bir TÖBDER üyesi, öğretmenin, yönetim kurulu üyesinin ve bana bu tavırla yaklaşmasını kavrayamadım. Terledim. Dedim ki müdür bey siz bu çocukları alırsınız. Tesadüfen bu 5. sınıfı bitirirsiniz. Ortaokula gönderirsiniz. Ortaokulu tesadüfen bitirirler. Liseyi tesadüfen bitirirler. Üniversiteye giderler. Tesadüfen mezun olurlar. Tesadüfen de yaşama, meslek hayatına katılırlar. Ama siz bunlara bir konuşma sanatını vermezseniz ki en büyük mecra tabii. Sahnedir. Siz istediğiniz kadar cihan allem yetiştirin, iyi bir avukat yetiştirin. Ama konuşması yoksa müvekkilini nasıl savunacak? Savcıysa iddianamesini nasıl okuyacak? İşte bunun temeli bu sahnenin tozlu, kör ışıklı yeridir dedim. O çocuklar özgüveni ezbere dayalı oyunlarda kazanır dedim. Tabii. Alın yetiştirin ve ben de çıkıyorum dedim. Defteri de önüne koydum. Gidiş o gidiş. Ve o günden bu yana ilk defa açıkladığım ve Toplum 24 ortamında açıklamış oluyorum. Bir anda bir şeyi de sizlerle vallahi paylaşmış oldum. Çok doğru söylediniz. Ben Türkçenin iyi konuşulmasını seven bir insanım. Daha doğrusu benim ailemden gelen bir şey bu. Benim büyük amcam Kemalettin Kamu'dur. Yazar. Şair. Şair, evet. Evet. Hatta Türk Dil Kurumu'nu evet. Kuranlardan evet, biridir. Evet. Herhalde oradan gelme. Ben Türkçeyi iyi konuşan insana bayılıyorum. Son zamanlarda o kadar çarpıttılar ki Türkçeyi. 38 kelimeyle mesela ben sahnede de arkadaşlarıma söylüyorum. Şöyle konuşun. Bir kere yeni nesilde vurgu yok. Doğru konuşma yok. Bir internet dili var. Hı hı. Her şeyi yarım kesme.
Ve o maalesef mesela Türkiye'deki televizyonlardaki dizilerde de görüyorum. Hı hı. Farklı bir dil kullanılıyor. Çok kötü. Ya dilini kaybeden kişilerin kişilikleri de gidiyor. Toplumların ise varlığı da zayıflıyor diye bir kanı var bende. Bir inanış var. Sohbetimizi dil üzerine, tiyatro, sanat üzerine yoğunlaştırdık. Dağıtmadan yavaş yavaş da vaktimizi zorlayacak gibiyiz. Biraz daha hem tiyatro ve özellikle de sizin ekseninizde Türk sinemasının geçmişine baktığınızda, bugünüyle kıyasladığınızda nasıl böyle flu fotoğraflar çıkartabiliyorsunuz? Nerede Türk sineması şu anda? Vallahi çok güzel işler yapanlar var şu anda. Hakikaten iyi işler yapanlar var. Ama bir de gel geç yapanlar var. Mesela? Vallahi bazı filmleri seyrediyorum. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ama Yeşilçam'da bir öğreti vardı. Hmm. O öğreti yok. O özlemi de gider, bir özlemi de gideriyordu o filmler. Evet. Eğitici boyutu da vardı. Evet. Evet, o vardı. Yani şimdi yeni nesil Yeşilçam'ı pek beğenmiyor. Hı hı. Ben çoğu gençlerden duydum. Bize kötü bir miras bıraktınız diyeni duydum. Hangi hakla söyleyebiliyorlar ki? Ama o Yeşilçam filmlerinin içeriğinde öğretici çok şeyler var. Şimdiki filmler öyle değil. Çok basit gelebilir ama kadın erkek ilişkilerinde dahi bir kadına bir erkeğin yaklaşımı, elini nasıl tutacak, aynen, nasıl bir centilmenlik örneği sergileyecek veya bir kadının toplum içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini veya bir aile içinde babanın, annenin çocuklara... Bu nereye geliyor? Adab-ı muaşerete geliyor. Bir okul aslında ya. Okul tabii. Yaşam okulu. Tabii. Şimdi ben mesela buraya gelmeden evvel Ayvalık'ta oturuyordum. Hı hı. Şeyde, Balıkesir Ayvalık'ta. Orada ders veriyordum çocuklara, kurslar veriyordum ufak çocuklara. Demin Adalet Ağaoğlu derken, evet, Adalet Ağaoğlu'nun Bilmece diye bir oyunu, evet, evet, vardır. Hı hı. Ben onu 7 yaşında bir kız bir oğlana oynattım. Ne güzel. Ve inanılır gibi değil. O kadar güzel oynadılar. Bunu burada görmek isteriz ama bir gün. Vallahi bu... Böyle bir projeyi... Vallahi kursumuz başlıyor. Hı hı. Yani 6-7 yaşından, 7 yaşından itibaren artık 50-60 yaşa kadar, hı hı, bekleriz. Yaşamın içinde olanlar, tabii, olmak isteyenler, tabii, tabii, biraz da sanata ilgi duyanlar, tabii, varlıklarını göstermek isteyenler, isteyenler, her türlü sanat çalışmasına katılabilir diyelim. Bir de güzel Türkçe öğrenmek isteyenler. Bunu kendini ifade sanatı. Aynen. Çok öyle. Önemli diyoruz. Aynen öyle. Peki Kemal Bey, sizin geleceğe yönelik yani sahne çalışması konusunda... Gülsüm Hanım özellikle yeni gençlerin yetişmesi konusunda yardımcı olacak. Grup olarak bir tiyatro topluluğu olarak mı yoksa bir kurumsal niteliğiniz olacak mı? Bir dernek statüsü örneğin. Batı'da çok yaygın çünkü bu. Evet. Derneğimiz. Kesinlikle kurumsal açıdan bakıyoruz olaylara. Yani o eski dernekçilik zihniyetinden çıktık. Zaten malum dijital çağda yaşadığımız için o eski cemiyetler de pek kalmadı. Yani dernekler de yavaş yavaş çözülmeye başladı. Derken biz tamamen kurumsal yaklaşmak zorundayız. Yani asıl mesleğim tiyatro pedagogluk. Yani bu işin yöntemlerini aktarmakla meşgulüm ben. Onun repertuarı da var, olmak da zorunda. Bu açıdan hem kendi anneannelerimize sahip çıkmak hem de bulunduğumuz yeri iyi algılamak, onlarla bütünleşip yeni bir, yani büyük laf etmeyeyim ama yeni bir kültür özlemi içerisindeyiz. Öyle bir ihtiyacı görüyoruz. Bu yüzden biz Türk-Alman Dostlar Tiyatrosu olarak
uzun vadeli hedefimiz bir Türk-Alman oyunculuk okulunu inşa etmek. Deutsch-Türkische Schule für Schauspiel und Acting. Aslında Frankfurt mekan olarak da sanata çok açık ve çok sayıda tiyatro topluluğu olan bir bölge. Evet. Alman kurumlar açısından da bir işbirliği projesi doğabilir. Tabii. Böylesi evet. Yetenekli bir grupla. Evet. Yani acele edip çok konuşmak istemiyorum. Çünkü somut projelerimiz yok. Ama görüşmelerimiz var. Ve 1 Eylül'den itibaren Frankfurt Haus der Jugend'in sahneli salonunda eğitimimize başlayacağız. Eğer Frankfurt biz, Gençlik Merkezi diye tanımlayalım. Frankfurt Gençlik Merkezi bizi dışarıdan izleyenler evet. açısından. Evet. yani ben de Frankfurt'ta büyümüş bir insan olarak iyi kötü birçok akımları biliyorum, icraatlarını biliyorum. Sağ olsunlar seviliyoruz ve niyetimiz insanları o iPad kutusundan koparıp tekrar bir araya getirmek. Yaşamın gerçek yaşamın içine çekmek. Tabii. Evet. O da ona çekmek. Evet. Şunu yöntemsel olarak söylemek zorundayım. Yani özellikle oyunculukta iki ana şey vardır. Element. Element vardır. Bir konuşma yeteneği. Yani bu tamamen pratik bakıyoruz. Bu konuşma enstrümanını tekrar bir uyarma. Bu çok sporla olacak bir şey. Basit bir örnek vereyim. İşte ağza mantar koymalar veya ağzını hiç açmadan konuşmak. Yani konuşurken hangi kasları nerede hissettiğiniz. Yani bunları hissettiriyoruz çocuklara. Ben sanıyorum kurslarda da bu gibi konular çok, özel bölümler çok olacak. Çok konular var. Bu ana metottu onu söylemem gerekiyor. İkinci element ise beden. Bedenimi nasıl kullanacağım? Tabii. Hı-hı. Beden. Yani bedenimin hareketlenmesi benim o anda iç hissiyatımla mı gelecek? Yoksa planlı, programlı, statik bir şekilde söylemek istediğimi, sizi ikna etme yöntemlerini nasıl bulabilirim? Nasıl size bunu kabul ettirebilirim? Gibi bir zihniyetle mi yaklaşacağım? Evet. Bunun tabii farklı boyutları var. Sonra figür psikolojisine geçiş yapacağız. Yani evet. Bir özelliği nasıl canlandırabilirim? Karanlıktasınız, ormanda kayboldunuz. Bir anda bir ses duyuluyor. Bu anda nasıl bir reaksiyon gösterirsiniz? Tabii. Evet. Hayal gücü. Evet. Hayal gücü. Hayal gücü var derslerde. Çok güzel. O hayal gücü zaten çocukların karakterini ortaya koyuyor. Yaratıcılıklarını da evet, geliştiriyor diye düşünüyorum. Karakterlerini anlıyorsunuz o hayal gücü derslerinde. Ne güzel. Mehmet Bey izninizle şunu da söylemek istiyorum. Af buyurun. Yani özellikle gençlerimiz bu internet, cep telefonları derken şu an yepyeni ve sonu nereye doğru gideceği hakikaten belli olmayan bir toplumsal dönüşüm içerisindeyiz. Ve bu tabii ürkütüyor insanı ve biz şuna inanıyoruz. Tiyatro bu konuda bir kurtarıcı olabilir. Yani insanları tekrar bir araya getiren ve birlikte yaşama kültürünü tabii bu cihazları kenara atın demiyoruz, diyemeyiz de gücümüz yetmez. Ama bağımlısı olmayın demek. Ama bağımlısı evet. olmayın. İnsan insana muhtaçtır. Yani tiyatro burada çok iyi bir öğretici olabilir. Ve biz buradayız. Bunun eğitimini aldık. Bunun altyapısı var. Af buyurun ne kadar yaptık bilmiyorum ama iyi kötü rüştümüzü de ispatladık Sayın Hocam'la. Ne güzel. Kamera Acting Yeşilçam ekolünden geliyor ve sizle de tanışıyoruz yıllardır Mehmet Bey. Ben de her yere girip çıkan birisiyim. Halk dansları, müzik, şiir, edebiyat derken tiyatroda tutunduk. Çok hayatım sanat. Evet. Yani bu yüzden Sayın Hocam'la birlikte olduğuma da çok mutluyum. Çok sen mutluyum. Siz demin bir resim çizdiniz, şeyi dediniz işte o sinemalardaki o beyaz perdeler, gazoz kokuları filan evet. dediniz. Benim aklıma da çocukluğumda bizim Yeşilçam'a ait o filmleri izlerken teyzemlerin, annemlerin oturup ağlaması, o olayda yaşayan olayları ciddiye alması. Geçmişi anmak bile insanı motive ediyor. Tabii. Mutluluğu kaynağı bir de şey yani. Vardı. İki film tekmili birden. Tekmili birden diye. Evet, evet. Neydi o günler diyelim. Ya.
Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Türk sinemasında, sanat yaşamınızda hiç unutamadığınız bir anekdotunuz veya iki anekdotunuz varsa ona da biraz torpilli davranıp zaman ayırabiliriz. Veya hayatınızda hiç sanat yaşamınızda pişman olduğunuz bir adımınız oldu mu? Pişman olduğum... Türk sineması açısından. Oldu. Şu filmde oynadım, keşke oynadım. Hayır, öyle değil. Tiyatrodan sinemaya geçtiğime pişman oldum. Hmm. Ne zaman fark ettiniz bunu? Yeni. Şimdi farkındasınız. Vallahi ben çok çalışmayı seven bir insanım. Bu sanatı bıraktığım zaman da yazılar yazmaya başladım. Yazdığım birkaç tane mesela dizi projeleri var. Hikayeler var. Bir tane roman demeyeceğim, anı kitabım var. Bunlar bir kenarda duruyor. Ara sıra açıyorum. Daha kendimi geliştirmek için albaştan yapıyorum. İlaveler yapıyorum. Ben size artı bir yük verebilir miyim? Tabii. 50 yıllık sanat yaşamınızı tek başınıza Gülsüm Kamu'yu sahneye taşısanız? Şimdi şöyle bir şey. Tabii bir hikaye yazmakla senaryo yazmak tabii çok ayrı. Kendinizi anlatacaksınız. Hiçbir şey yazmayın. Olabilir. Çıkın. Olabilir. Ben demin 4,5 dakikalık kısa metrajlı bir film dedim. Siz ise bunu 2 bölümlü 1,5 saatlik kısa metrajlı bir filme çevirebilirsiniz 50 yıllık olabilir bir yaşam. Olabilir tabii. Esasında olmayacak şey yok. Evet, bizimkisi hariçten gazeldi tabii. Hayır, insan hayatta ben onu öğrendim. Ben çok küçük yaşta başladım sanat hayatına ve hayatım hep çalışarak geçti. İnsan yapamayacağı, bir insanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. Yeter ki burası da istesin. İstesin. Sizde o istenç hala var gibi geliyor var. Bana. Daha o kadar. Gözlerinizdeki ışıktan hemen fark ediyorum. O kadar çok yapmak istediğim şeyler var ama ömrüm vefa etmez. Siz de güzel şeyler yapabiliriz. Yine buradaki imkanlarımızda diyoruz. Biraz zaman tanıyalım birbirimize. İnşallah. Son sözümüz olmasın aslında. Bugünlük diyelim. Tabii bugünlük. Çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Biz memnun olduk. Çok mutlu olduk sizin gibi bir insanla beraber olduğumuz için. İnşallah her zaman görüşeceğiz tabii. İnşallah. Ki. Kemal Bey? Ben izninizle şunu söylemek istiyorum. Yani özellikle velilere seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı bize itimat ederek gönderin. Biz buradayız. Özellikle Frankfurt ve yakın çevresi. Frankfurt ve yakın çevresi olarak Türk-Alman Dostlar Tiyatrosu olarak çok sağlam bir repertuara sahibiz. Bekliyoruz. Gönderin çocuklarınızı ve onlarla birlikte çok güzel şeyler üreteceğimize inanıyoruz. Canı gönülden. Evet. Ve ben de teşekkür ediyorum. Biz böyle teşekkür ediyoruz. Evet, geldiğiniz için böyle kısa vadede. Evet, değerli Toplum 24 televizyonu izleyenleri, doğru zamanlarda doğru karar vermek kadar doğru zamanlarda doğru mekanlarda ve doğru insanlarla birlikte olmak bizim temel ilkemizdi. İşte bugün bunlardan birisiyle bugünkü programımızı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Mehmet Can Murat ile Kum Saati programında yavaş yavaş zamanımızı da biraz zorladık. Sonuna geldik diyoruz. Ben bu programı hazırlayıp sunan Mehmet Can Bolat, kamera arkasındaki arkadaşım Turgay Çevikoğulları adına sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yeni bir programda, yeni konuklarla, yeni bir gündemde birlikte olmak üzere. Esen kalınız, hoşça kalınız.